yuka. Bunu suda köplendirdim. Daha sonra toprağa ektim. Toprağa ektikten sonra alışma safhasında bazen yapraklarını sarartıp dökebiliyor. Onları da kesmek lazım. Oldukça lifli bir yapısı var. Zaten bu nedenle son zamanlarda hayvan yeminde kullanılabileceği söyleniyor. Bunu buradan temiz bir bıçak ya da makasla almamız gerekiyor. Şu tepe noktası belki sorun olabilir. Çünkü burada büyüme hücreleri var. Ama şu yanda solmuş ve sararmış yaprakları kesersek bitki daha iyi gelişim gösterecek. Pişt, pişt, pişt. Çık bakalım oradan. Çık. Yürü. Çık. Yürü. Bunlar da geri dönüşüm çöpleri. Bunları bir sepete koyup geri dönüşüme götürüyorum. Umarım değerlendiriliyordur. Çünkü birçok ürün geri dönüşümde geri dönüştürülemiyor ve çöp oluyor. Mesela bu pizza kutuları geri dönüşüm olayına, döngüsüne girmiyormuş. Çünkü yağlı, işte şu bu falan diye. Yani bu da bana ilginç geldi. Her şey geri dönüştürülemiyormuş yani. Yine de ben biriktiriyorum bu şekilde. Burada da atık yağlar var. Bu yağları da saksı yapımında kullanıyorum. Beton saksı. Fazla olanları da yine geri dönüşüm kutularına gönderiyorum. Lif kabaklarımız da çiçek açtı. Biraz geç kaldı aslında. Ağustos gibi meyvenin dökülmesi gerekiyordu. Çünkü güneş ışığı isteği yüksek. Biraz geç kaldı ama yine de olacağını düşünüyorum. Su kabakları döktü. Oldukça fazla. Lif kabakları da bu şekilde. Burada güzel yasemin. Mısırların söküm zamanı artık geldi. Tabii çok fazla ürün vermediler. Çok az, tohumluk kadar. Yani şu görüntüyü de ben çok seviyorum. Bu kahverengilerin içerisinde. Bu bordo, turuncu, sarı, kahverengi, siyahlı renkler güzel bir harmoni oluyor. Diğer tohum kapsüllerinin aksine kız gözü çiçeğinde tohumlar böyle kapalı. Yani tohumlarını dökmüyor. Tohumlarını biz alıyoruz. Tabii biraz daha geçtikten sonra dökebilir. Yani kapsüller açılır. Ama şu anda kapsüller kapalı bir durumda. Burada yer elmalarım vardı ama İşte köpeklerimin evi oldu burası. Canları sağ olsun. Tek mutlu olsunlar. Ama bazen fazlasıyla zarar verebiliyorlar. Burası da böyle güzel reyhanlar. Hünnap. Çok fazla meyve tutumu var. Ama biz hünnapla yaşamayı öğrenemedik. Çok sivri dalları var. Onun için küçük bahçelerde yetiştirilmesi çok uygun değil bence. Resmen kanca gibi, balık oltası gibi. Şunlar müthiş güzel oluyor. Şu renge döndükten sonra. Ya insanı yedikçe yiyesi geliyor. Müthiş bir şey. Sirkesi yapılıyor. Allah düştü. Nasıl da güzeldi. Düştü vallahi. Tohumdan yetiştirmesi çok zor. Dalında köklendirme yapmak gerekiyor. Bu da hasta olmuş. Benim kedicikler çağırıyor. Bunlar da nanelerim. Nane bir şifa. İçinde mentol var.
Hayvanlarda da kullanabiliyoruz. Gastrointestinal sistemde çok faydalı. Mentol rahatlatıyor. Kalın bağırsaklarımızı güçlendiriyor. İnce bağırsağımızı rahatlatıyor. Bunu üretmek için böyle naneleri yatırmak gerekiyor ki buradan kök atsın. Şuradan. Buradan yeni naneler gelsin. Şimdi bunu toprakla yapamıyorum çünkü burada toprak az. O nedenle şöyle bir köpük yardımıyla onların kök atmasını sağlıyorum. Sonrasında ince bir toprak atıyorum. Hayır, buraya gelme. İşte. Naneyi de bu şekilde köklendiriyorum. Gidin buradan. Buradan gidin, şimdi gelirler. Ne arıyorsunuz burada siz? Ha? Ne arıyorsunuz?